Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suriye tarafından düşürülen Türk jetinin nasıl bir silahla vurulduğuna yönelik araştırmaların sürdüğünü söyledi. Elde edilen parçalardan bir sonuca henüz varılamadığını belirten Arınç, füze ya da füze benzeri bir silah olabileceğinin altını çizdi. Şu ana kadar buluntulardan uçağın füzeyle mi veya uçak savar mermisiyle mi düşürüldüğü konusunda tespite yarayacak bir parça elde edilemedi bildiğim kadarıyla. Eğer bir uçak savar limiti içerisindeyse bunun çok daha yakından vurulmuş olması ve belki bugüne kadar elde edilen parçalardan bunun tespit edilmesi mümkün olurdu. Tabii uçağın büyük gövdesi su altındadır, çıkarılacaktır. Çıkarılması için de çalışmalar yapılıyor. Askerlikte bu konuda ihtisas yapmış insanların bu yükseklikte ve bu alanda vurulma biçiminin füzeyle veya füze benzeri bir başka aygıtla yapılmış olabileceğini gösteriyor. Eminim ki bu konuda elimizde deliller daha da arttıkça kesin vurulma şeklini Genelkurmayımız açıklamış olacaktır. Çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim.